1932 senesine gelmiş olduk. Mustafa Kemal diyorum çünkü 1934'te Atatürk olacak. O vakte kadar Mustafa Kemal Paşa'dır malum. Reşit Galibi İstanbul'da Dolma Bahçe Sarayı'na çağırdı. 1932 başlarından bahsediyoruz. Ve Reşit Galip'le beraber arkadaşlar dört aşamalı bir plan yaptılar. Dücane Cündeoğlu'nun Türkçe Kur'an ve Cumhuriyet İdeolojisi kitabının 76. sayfasından naklediyorum size. Daha önce de başıma geldi. Bazı arkadaşlarımız canım Dücane Cündoğlu gibi sonradan yolunu şaşırmış bir isim kitabı falan. Böyle çocukluklara kimse girmesin. Siyasi, itikadi, ideolojik anlamda yolunu sapıtmış olmak başka bir şeydir. O kişinin yolunun düzgün olduğu dönemlerde yazmış olduğu tarihi incelemeler tamamen başka bir şeydir. Bu ikisini karıştırarak, öyleyse onun imzasını taşıyan hiçbir şeye hiç bakmadan, haberdar olmadan itiraz ederim, kabul etmem. Tarzındaki yaklaşım, e bu da üçüncü başka bir şeydir. Ama bu Fevkalade çocukça bir yani taşıdığı zeka itibarıyla, bakış açısı itibarıyla. 3-4 yaşındaki bir çocuğun seviyesidir. Bunu baştan belirteyim. Bu parantezi niçin açtınız derseniz, açtım derseniz yani şu gelen köşede sütundaki yazılı yorumlar ya da sorular arasında çünkü daha önce karşılaştım ve yani niçin bizim insanımız hala bizim insanımız için de bazıları hepsini genellemeyelim akıl rütbesi itibarıyla neden hala bu kadar yaya, neden hala bu kadar sıfıra yakın diye de üzüldüm. Şimdi aynı şeyle bir kere daha karşılaşıp yeniden üzülmemek için bunu uzun uzun böyle baştan belirtmiş oldum. Sadede geldik. Sadet şu arkadaşlar, aldıkları karar üzerine Atatürk ile Reşit Galip Dolmabahçe Sarayı'nda birlikte çalışıp 1932 başından bahsediyoruz. Dört maddelik bir plan hazırladılar. Bir, Müslümanlığın bir Türk dini olduğu ispat edilecek. Yani tarihsel olarak da Türk hatta işin Hazreti Muhammed'in Türk olduğunu iddia etmeye kadar falan sonraki yıllarda bu iş gidecek. İki, dinde ibadetin Allah'la kul arasında bir kalp bağlılığı olduğu tezi inkişaf ettirilecek. Yani İslamiyet'i sosyal boyutundan, niteliğinden soyutlamak. Yani din tamamen tek tek bireyler ile Allah arasında bir kalp işidir. Bunun dünyaya dair toplumsal düzenlemelere, kurallara dair hele hele siyaset onların en çok korktukları hiçbir alakası yoktur. Tezini millete kabul ettirmek yani tam anlamıyla İslam'ı sekülerize etmek ve layıkleştirmek. Üç, şimdi bizim mevzuya geldik. Kulun tanrısına ibadet ederken söylediklerini kalbinden söylemesi lazımdır. Kalbin dili de ana dilidir. İnsan en güzel hislerini ana diliyle en iyi ifade eder. Onun için duaların ana diliyle yapılması lazımdır. Bu fikir müdafaa ve münakaşa edilecektir. Ve dört, bu de ittifak asıl olduktan sonra yani bütün halk namazda surelerin Türkçe okunması gerektiği, ibadetin baştan sona kadar namazıyla ve başka boyutlarıyla Türkçe yapılması gerektiği fikrine inandırıldıktan sonra duaların Türkçeleştirilmesi hususunda bir iş bölümü yapılacaktır. Olayın teknik boyutu